Evet, başlıyorum sanırım. Bir bedenimiz ve bir zihnimiz olduğunu biliyoruz ya da bundan söz ediyoruz. Böyle bir ayrım yerleşmiş dilimize. Beden diye bir şey var, zihin diye bir şey var. Peki şöyle bir soru sorarak başlasak, ısınma sorusu. Bir insana kendi zihni mi yoksa kendi bedeni mi daha yakındır diye soracak olursak. Zihnimizle olan bağımız öyle görünüyor ki daha sıkıdır. Yani bedenimizle olan bağımızdan daha sıkıdır. Zaten bedenimizle olan bağımızı da, hatta bir bedenimizin olduğunu da, böyle bir bilgiyi de bize zihnimiz verir. Bedenimizi algılıyoruz değil mi? Özelliklerini görüyoruz. Aa, benim bir bedenim varmış diyoruz. Bunu nereden biliyoruz? Zihnimiz bize söylüyor. Algılama yetilerimiz mesela. Peki başka insanların zihinlerinden mi yoksa bedenlerinden mi daha fazla haberdarız diye soracak olursak. Etrafımdaki insanların bedenlerini görmekteyim. Ama zihinlerinden geçenler hakkında en ufak bir bilgim yok. Belki bazılarınızın biraz başı ağrıyor, bazılarınız üşüme hissediyor bu şeyden dolayı, klimadan dolayı. Bazılarınız susamıştır. Bazılarının benim hakkımda düşünceleri var, olumlu ya da olumsuz. Ama bunlar hakkında ben hiçbir bilgi sahibi değilim. Çünkü sizin zihinlerine girip de sizin zihinlerinizi okuma şeyim yok, imkanım yok. Etrafımdaki insanlar da, yani sizler de benim bedenimi görmekle birlikte zihnimde olup bitenleri bilemiyorsunuzdur. Bakalım benim bir zihnimden neler geçiyor acaba? Onu bir tek ben biliyorum, siz bilemiyorsunuz. İnsanların bedenlerini, iç organları da bedene dahil ederek düşünebiliriz burada. Bedenlerini gözlemek ilkece kolay ama zihinlerini gözlemek son derece zor, belki de imkansız. Eğer birbirimizin bedenlerini görebildiğimiz kadar zihinlerinden geçenleri de görebilseydik, toplumsal yaşantımız şimdikinden epeyce değişik olurdu. Düşününüz, herkes birbirinin düşüncelerini okuyor, algılarını... Sıkıntılı olurdu herhalde değil mi hocam? İyi olurdu. Valla o da bir tartışma konusu olabilir. Daha iyi mi olurdu? Mesela yalan söyleyemezdiniz, hemen okurdu. Bence iyi olurdu. Evet. Bazı konularda sorulup daha zor olurdu durum, bazı konularda daha kolay olurdu falan. Mesela sizi öldürmeye kalkan birini uzaktan görüyorsunuz, okuyorsunuz yine hemen kaçıyorsunuz falan gibi. Hayati önemi taşıyan bir şey olurdu ama her neyse biz öyle değiliz. Kendi bedenimizi gördüğümüz yollarla kendi zihnimizi gözlememiz... Kendi bedeninizi gözlediğiniz yollarla kendi zihninizi gözlemeniz de mümkün görünmüyor aslında. Aynaya baktığınızda bedeninizi görebilirsiniz. Bilmiyorum hiç aynaya baktınız mı ve bedeninizi gördünüz mü? Görmüşsünüzdür pek çoğunuz. Teknolojinin yardımıyla aslında iç organlarınızı ve kendi beyninizi bile görebilirsiniz. Günün birinde öyle bir cihazlar sistemi, aynalar sistemi oluşturulabilir ki iç organlarınızı, hatta beyninizin en ince ayrıntılarını bile gözlerinizle o cihaza bakarak görebiliyorsunuz. Ha, beynimde şu var, bu var diye mesela. Öyle bir durum olabilir ileride. Ama teknolojinin sağlayacağı bir aygıtla beyninize ne kadar dikkatli bakarsanız bakın, zihninizde olup biteni görebilir misiniz? Yani öyle bir cihazla beyninizin içine bakıyorsunuz. Tamam, beyninizi görüyorsunuz. Zihninizi görüyor musunuz? Yani şunun gibi şeyleri görebilir misiniz? Düşüncelerinizi, kendi düşüncelerinizi, başınızın ağrısını, dünyanın yuvarlak olduğuna olan inancınızı, filanca kişiye hayranlığınızı, o andaki koku ve ses algılamalarınızı, ayağınızdaki karıncalanmayı, geleceğe ilişkin planlarınızı, çocukluk arkadaşınızın adını hatırlamanızı, bütün bunları görebilir misiniz? Zihnimizin içindeki böyle olaylara veya durumlara zihin halleri diyoruz. İngilizce'de mental states deniyor buna. Zihnimizin çeşitli halleri var. Bunlar içerisinde algılarımız, düşüncelerimiz, inançlarımız, beklentilerimiz, sıcaklık ya da soğukluk duygularımız. Zihnimizin içerisinde geçen şeylere biz zihin halleri diyoruz. Bir aynalar artı mikroskop aygıtıyla beyninize bakarken şunu fark edersiniz. Bazı zihin hallerini ne zaman yaşasanız beyninizde bir takım beyin olayları oluşur. O zihin halleri
ne zaman zihninizde belirse beyninizde de o nörofizyolojik olaylar ortaya çıkar. Yani zihin hallerinizle beyninizdeki bazı nörofizyolojik olaylar arasında yüksek bir korelasyon olduğunu fark edebilirsiniz o cihazda bakacak olursanız kendi zihninize. Ama hala bizzat zihninizin hallerini gözlüyorsunuz demek değildir bu. Beyninizi gözlüyorsunuz ama zihninizi gözlüyor musunuz bakalım. Yani sadece beyin dokunuzu ve beyninizde geçen nörokimyasal olayları görebilirsiniz. Dolayısıyla aynada kendinizle ilgili görebildikleriniz başka insanların beyinlerine bakarken görebildiklerinizden farklı değildir. Ha ben başkasının beynine bakıyorum, ha kendim beynime bakıyorum. İkisinde de görüyoruz. İşte beyin dokusu, kan damarları, bilmem şunlar, bunlar nörokimyasal bir takım olaylar. Ama kendi zihin hallerinizi, beyinden bahsetmiyorum, zihin hallerinizi yine de bir anlamda görebiliyorsunuz. Onlardan haberdarsınız ve bunun için ne bir ayna gerekiyor ne başka bir şey. Kendi düşüncelerimi, kendi inançlarımızı, kendi algılarımı, renk algılarımı falan görebilmek için herhangi bir cihaza ihtiyacım yok. Direkt olarak bunun farkındayım. Peki zihin dediğimiz şey nedir? Beyin, daha genel olarak alırsak merkezi sinir sistemi ki buna beyin, omurilik, sinirler vesaire dahildir ile zihin arasında ne gibi bir ilişki var? Bu soru felsefede beden-zihin problemi olarak adlandırılır. Beden derken bunun içerisinde de özellikle beyni, omuriliği, sinirleri yani merkezi sinir sistemini kastediyorum. Zihin ile merkezi sinir sistemi arasında ne gibi bir ilişki var? Evet, bu sorunun adı felsefede, zihin felsefesinde beden-zihin problemi. Bu problem felsefenin en ilginç, en temel problemlerinden biridir. Bu problemle uğraşan felsefe dalı zihin felsefesidir. Beyin ile zihin arasında çok sıkı bir ilişki olduğu kesindir de bu ilişkinin adını koymak, tabiatını anlamak zordur. Nedir beyin ile zihin arasındaki ilişki bağlantı? Bazılarımız zihnin beyinle aynı şey olduğuna inanırız. Tabii bunu söylerken hiçbirimiz zihin eşittir beyin, beynin tamamı demek istemeyiz. Çünkü beyinde kan dolaşımı vardır, beyin zarı vardır, kromozomlar vardır, bir takım ayrıntılar vardır beyin içerisinde. Bütün bunların hepsine zihin demek istemiyoruz. Peki o zaman zihin dediğimiz şey beynin neresi? Tam olarak neresi ya da hangi fonksiyonları? O halde zihin ile beyin aynı şeydir demek istiyorsak beynin tam olarak nesiyle, neresiyle aynı şey olduğunu söylememiz gerekiyor zihine. Zihin ile beynin özdeş olduğunu iddia etmenin sorunlarına birazdan değineceğim. Kolay değil yani zihinle beynin bazı kısımları ya da fonksiyonları aynı şeydir demenin bir takım zorlukları var, onlara değineceğim. Şimdi bazılarımız beyin ile zihin aynı şeydir ya da beynin bir kısmı ile zihin aynı şeydir demek yerine zihnin beyin tarafından hasıl edildiğini ya da üretildiğini söylemek isteriz. Onlara göre zihin, bunu söylemek isteyenlere göre zihin, beynin ürettiği bir şeydir, hasıl ettiği bir şeydir. Zihnin beyin ile aynılığını söylemek ile beynin zihne neden olduğunu, zihnin beynin ürettiğini söylemek aynı şey değildir. Bir örnek vermek gerekirse ben gölgemi üretirim. Gölgem benim ürettiğim bir şey tabii bir ışık aynanın yardımıyla. Gölgeme neden olurum ama ben gölgemle aynı şey değilim. Aynı şey olmak başka bir şey, şey üretmek başka bir şey. Beyin zihni üretir dersek ortaya bir sürü soru çıkar. Beyin tarafından üretilen bu zihin nasıl bir şeydir? Beyin bu zihni nasıl üretiyor? Beyin kafatasının içinde. Peki ürettiği zihin nerede? Zihin de mi kafatasının içinde? Birinin kafatasını açsak beynini orada görebiliriz. Zihni niye göremiyoruz? Birinin kafatasını açın, beyin tamam orada. Zihin nerede? Eğer zihni beyin üretiyorsa onun da bir yerlerde olması lazım. Nerede o zaman? Zihin ile beyin, daha doğrusu beynin bazı kısımları veya fonksiyonları tamamen aynı şeyler midir? Yoksa zihin bedenden tamamen farklı bir şey midir? Örneğin, öldüğümüzde beynimiz ve bedenimiz çürüyüp gider.
Zihnimiz de, ki bazen ana zihin yerine ruh dediğimiz de olur. Zihnimiz de öldüğümüzde çürüyüp gider mi? Yoksa zihnimiz ya da ruhumuz ölümsüz müdür? Platon ve Descartes mesela felsefe tarihinde beden ve zihnin tamamen farklı malzemelerden, felsefeci deyimiyle farklı tözlerden ya da substanslardan yapıldığını düşündüler. Onlara ve daha birçok filozofa, pek çok dine ve sokaktaki insanların çoğunluğuna göre ölümden sonra bedenimiz çürüyüp yok olduğu halde zihnimiz yaşamaya devam eder ve hiçbir zaman yok olmaz. Çünkü beden ve zihin ya da ruh tamamen farklı malzemelerden yapılmışlardır. Beden dağılsa bile ruha bir şey olmaz. Var olan her şeyin beden ya da madde ve zihin ya da ruh olmak üzere birbirinden farklı, birbirine indirgenemez iki tözden yapılmış olduğunu savunan bu görüşe felsefede dualizm diyoruz. Bunun çok yerleşmemiş olmakla birlikte Türkçesi ikicilik, dualizm ya da ikicilik diyoruz. Descartes'in dualizmi maddi töz ile zihinsel tözü birbirinden kesin bir şekilde ayırmıştı. Maddesel şeylerin olmazsa olmaz özelliği uzay içerisinde yer alıp uzunluk, genişlik ve uzaysal boyutlara sahip olmak iken zihnin zorunlu özelliği uzay içerisinde yer almaması ve uzunluk, genişlik gibi niteliklere sahip olmamasıydı Descartes'e göre. Yani beden dediğimiz şey buna tabii beyin dahil. Uzaysal boyutları var, uzay içerisinde yeri var ama zihin dediğimiz şeyde bu özelliklerin hiçbiri yok Descartes'e göre. O zaman da uzaysal, yani Descartes gibi düşünürseniz o zaman da uzaysal özellikler taşıyan beden ile hiçbir uzaysal özellik taşımayan zihnin nasıl olup da birbirlerini etkileyebildiklerini açıklama sorunu ortaya çıkar. Bu ünlü bir sorun Descartes için. Descartes'in kendisini de rahatsız etmiş fakat Descartes'in kendisi de doğru bir çözüm bulamamış bu soruna. Yani beden ya da beyin ile zihnimiz nasıl etkileşiyor? Birisi uzayda yer alıyor, öbürü almıyor. Bu kadar birbirinden farklı iki şey nasıl olup da birbirini nedensel anlamda etkileyebiliyor? Böyle bir sorun var Kartezyen ya da Descartes'ci dualizmde. Çünkü biliyoruz ki bazen zihnimdeki bir olay benim maddi dünyada bir şeyler yapmamda sonuçlanabilir. Aklıma bir fikir gelmişse ki bu zihnimde olan bir şey, elime kalemi alıp onu yazmama yazarım mesela. Kalemi alıp yazmam tamamen maddi dünyada olan bir şey. Zihnimde bir düşünce oluştu ve bu düşünceyi ben kalemle maddi dünyaya aktardım. Bunun tersinin de olabildiğini biliyoruz. Maddi bir nesne olan gazetedeki yazılar gayet maddi şeyler, uzayda yerleri var vesaire vesaire. Onları okuyorum, anlıyorum, onlar üzerine düşünüyorum. Bunlar da zihinsel olaylar. Yani maddi olaylar zihni etkiliyor, zihinsel olaylar maddeyi etkileyebiliyor. Bu nasıl olabiliyor? Descartes bunu nasıl açıklayacak? Kendisi de açıklayamamış aslında. Uzun bir hikaye bu. Neyse. Descartes'in yaptığı gibi beden ile zihni bu kadar köklü bir şekilde farklılaştırırsanız onlar arasındaki karşılıklı etkileşimleri açıklamanız hiç kolay olmaz. Fakat herkes beden ile zihnin farklı tözlerden yapılmış olduğunu kabul etmez. Birçok felsefeci zihin dediğimiz şeyin beynin bazı kısımları veya davranışlarının dışında bir şey olmadığını düşünür. Günümüz zihin felsefecilerin çoğunluğu bir takım ayrıntılarda uzlaşamasalar da bu görüştedir. Bu görüşe göre var olan her şey tek bir tözden yapılmıştır, maddeden. Böyle bir görüşe monizm ya da tekçilik diyoruz. Daha doğrusu materyalist ya da maddeci monizm. Ya da kısaca materyalizm. Materyalizm denen görüşe göre evrende, dünyada iki birbirinden farklı materyallerden yapılmış farklı iki töz falan yoktur. Hepsi tek bir tür maddeden yapılmıştır. Tek bir tür materyalden yapılmıştır. Bunun adı da maddedir. Madde dışında dünyada bir şey yoktur diyen görüş materyalizm. Tek bir tür materyalden bahsettiği için buna monizm yani tekçilik diyoruz. Monizmin başka türleri de vardır. Bir tanesi idealizmdir. İdealizme göre var olan her şey zihinlerden ve o zihinlerin içinde olup bitenlerden ibarettir. Bu görüşün en tanınmış temsilcisi Berkeley. Biz yani İngilizce'de Berkeley diye okuyoruz. Türkçe'de Berkeley okunuyor. Papaz Berkeley falan diyebiliriz buna.
Berkeley'in argümanlarından birine göre idealizmin çok belirgin temsilcilerinden birisidir Berkeley ya da Berkeley. Berkeley'in argümanlarından birine göre dünya ile etkileşimimiz zihnimizdeki bir takım olaylar ve durumlarla son buluyor ve dünya hakkındaki bilgimiz zihinde oluşuyorsa Tanrı'nın, tabii o papaz aslında, Tanrı'nın bizde bu zihinsel olayları ve bilgiyi oluşturabilmek için araya madde diye bir şeyi aracı olarak koyması gereksiz olur. Yani madde zihnimizde bir şeyler üretiyor, öyle mi? Tanrı da var. Niye Tanrı madde diye bir şey ortaya koysun? Zihnimizde oluşacak her şeyi Tanrı direkt olarak niye yaratmasın? Maddenin aracılığına ne ihtiyaç var? Diye bir argüman, bir tane argüman, bir sürü başka argüman da var da. Böyle ilginç bir argümanı var Berkeley. Tanrı zihnimizde olup bitenleri maddenin aracılığına ihtiyaç duymadan direkt olarak yaratabilir. Dolayısıyla maddi bir dünya yoktur. Sadece zihinler vardır. Leibniz, Hegel, daha yakın zamanlarda İngiliz Bradley de idealizmin değişik varyasyonlarını savundular. Gerçekten de materyalistlerin dediği gibi zihnim ile beynimin belli kısım ve olayları tamamen özdeş şeyler mi acaba? Zihnimin beynimden başka bir şey olmadığını söylemek bir takım kafa karıştırıcı sorulara yol açar. Örneğin, beynimin bir ağırlığı var. Zihnimin de bir ağırlığı olması gerekmez mi? Eğer zihin beyinse, beynin ağırlığı var. Bilmiyorum kaç kilo, 1,5 kilo mudur nedir? O zaman zihnim de 1,5 kilo en fazla mesela. Öldüğümüz zaman bir 350 gram kaybediyoruz. Acaba o mu? 350 gram o kadar kaybediyor mu? Yani zihin gidiyor, ruh gidiyor. O 350 gram. Ama o dualist bir görüş. Materyalizmden evet. Bahsediyor. Materyalizm evet. Şunu diyor. Beyinden başka bir şey değil. Diyor evet. İse, şimdi onun için onun önünde bir takım problemler var materyalizm. Onlardan bahsediyoruz. Eğer zihnim beynimden başka bir şey değilse, mesela beynimin bir ağırlığı var. O halde zihnimin de ağırlığı olması gerekir. Çünkü başka bir şey yok ki beyinden başka zihin anlamında. Ama zihnin bir ağırlığı olduğunu söylemek kulağa çok saçma geliyor. Bana deseler ki senin zihnin işte 1.375 gram, kilogram pardon. Ben de bunu çok salakça bir laf olarak düşünüyorum. Başka bir nokta. Şu anda beynimin uzaydaki yeri belli. Ben neredeyim? İşte evrenin şu köşesindeyim, şu masanın işte 30 santim şurasındayım falan filan. Yani benim bedenimin ya da daha doğrusu beynimin koordinatlarını, uzaydaki koordinatlarını verebilirsiniz. Peki zihnimin uzaydaki koordinatları da orası mı? Zihnimin yeri de burası mı? Beynimin yeri burası da zihnimin yeri de mi burası? Denebilir ki tabii elbette orası. Ancak bir zihnin uzayda yeri olabileceğinden bahsetmek bir sürü absürt ifadeyi de beraberinde getiriyor. Örneğin, eğer zihinlerin uzayda yerleri olabiliyorsa, o yerleri değiştirebildiklerinden de bahsedilebilmelidir. O zaman bir zihnin hızından ve hatta ivmesinden de bahsedebilmeliyiz. Diyelim ki bir otomobildeyim ve otomobil saatte 80 km hızla kuzeye doğru gidiyor. Bu demektir ki bedenimle birlikte beynim de saatte 80 km hızla kuzeye doğru gidiyor. Peki zihnim de saatte 80 km hızla kuzeye doğru mu gidiyor? Eğer öyleyse şu zihin hallerimde o anda saatte 80 km hızla kuzeye mi gidiyor? Baş ağrım var mesela, bir zihin hali. Arabadayım, benim baş ağrım da 80 km hızla oraya gidiyor. Şu andaki koku ve ses algılarım, gideceğim yere geç kaldığım için o anda duymakta olduğum endişem. Bütün bunlar zihin halleri. Otomobilimin performansına dair düşüncelerim. Bütün bunlar hepsi 80 km hızla kuzeye doğru mu gidiyor? Ama siz hiç baş ağrısının, endişelerinin, düşüncelerinin, arzularının vesaire belli bir hızla, belli bir yöne doğru hareket ettiğini söyleyen birine rastladınız mı? Rastlasaydınız böyle birinin çok saçma konuştuğunu düşünmez miydiniz? Ama beyninin belli bir hızla, belli bir yöne doğru hareket ettiğini söyleyen birine rastlasaydınız, çok kolay rastlanan bir şey değil ama birisi derse ki ya benim beynim de işte bedenimle birlikte şuraya şu kadar hızla gidiyor deseydiniz bu size hiç de saçma gelmezdi. Peki ama hiç değilse bazı zihin hallerimizin uzaydaki yerlerinden söz edemez miyiz? Mesela mide ağrısının yeri mide, diş ağrısının yeri diş değil midir? Diş ağrım dişimde, mide ağrım midemde değil midir? Yani uzaydaki yerleri belli değil midir bu ağrılar? Bu ağrılar tabii ki
zihin halleri? Buna cevap hayır. Onlara mide ağrısının, diş ağrısının nedenlerinin yeri demek daha doğru olur. Çünkü eğer mide ağrımın yeri midem, diş ağrımın yeri dişim olsaydı, midemi açıp bakanlar orada mide ağrımı, dişimi açıp bakanlar orada diş ağrımı görebilirlerdi. Oysa midemi ve dişimi açanlar orada sadece ağrıya sebep olan bozuklukları görebilirler. Ağrının kendisini değil. Dişim ağrıyor. Eğer desem ki ben diş ağrısı dediğim zihin hali aslında dişimin içindedir desem, bir dişi de açıp baksa ne görür orada? Çürümüş sinirler, işte mikroplar bilmem ne görür. Diş ağrım kendisini görebilir mi? Görmez. Uzaysallığın aksine zamansallık sadece beynin halleri ve olaylarında değil, zihin hallerinde de vardır. Örneğin diş ağrımın ya da öfkemin, bunlar hep zihin hali, şu saatte başlayıp şu saatte bittiğini ya da fasılalı olduğunu söylemekte bir garip görmeyiz. Diyebilirim ki 3 saat boyunca öfke duydum, ondan sonra geçti nihayet falan. Ya da işte midem ağrıdı şu kadar saat, sonra 1 saat ara verdi, sonra bir daha başladı falan gibi böyle zaman içerisindeki yerlerini belirtebiliriz zihin hallerimizin. Uzay içerisindeki yerlerini belirtemesek bile. Hissedilen bir şey oluyor. Zihin halleri mi? Evet. Zihin hallerinin hissedilenleri de var, başka türleri de var. Mesela inançlarımız vardır. İşte şu anda ben Bodrum'dayım diye bir inancım var değil mi? Kuvvetli bir inanç bu. O da bir zihin hali. Beden hali değil, zihin hali. Ama beden olarak Bodrum'dasınız. Tamam. Benim bedenim şu anda Bodrum'dadır şeklinde bir inancım var. Bu inanç peki nedir? Bu inanç bir zihin halidir. Ya da bilgilerim, işte geceleri karanlık olur şeklinde bir bilgim var. Bu bilgi nedir? Bir zihin halidir. Şu anda işte kırmızı bir şey görüyorum, mavi bir şey görüyorum. Bunlar algılarım, renk algılarım, ses algılarım, sıcaklık, soğukluk algılarım. Bunların hepsi zihin hali. Zihin hali diyoruz bunlara. Bu zihin hallerinin uzaysallığından bahsetmek bir sürü absürt sonuçlara yol açıyor diyorum. Fakat zamansallığından gene de bahsedebiliriz. Mesela 2 dakika kırmızı bir şeye baktım, kırmızı bir şey gördüm. Ondan sonra kafamı çevirdim, başka bir şey, yani o kayboldu. 2 dakikalık bir süre verebiliyorum kırmızı algımın süresi için mesela. Beyinle ilgili söylediğimiz ve kulağa gayet doğal gelen şeylerin zihin hakkında söylendiğinde ne kadar acayip göründüğüne bir başka örnek vereyim. Beynimin bir hacmi vardır. Zihnimin de hacmi var mı? Beynim diyelim ki 1,5 litre hacminde. Zihnim kaç litre hacminde? Sizler biliyor musunuz zihninizin kaçar litre olduğunu? Bunun lafı geçer mi hiç insanlar arasında? Yani zihnim şu kadar santimetre, şu kadar litre. Acı, ağrı, düşünce, inanç, canımın dondurma yemek istemesi gibi zihin hallerimin hacimleri ne kadar? Beynimin bir sıcaklığı var. 36,5 derece santigrat eğer sağlıklıysam. Zihnimin de sıcaklığı var mı? Zihin hallerimin her biri de 36,5 derece santigrat sıcaklıkta mı? Zihin hallerinin sıcaklığından bahsetmek son derece saçma değil mi? İşte bir başka muamma. Zihin meselesi muammalarla doludur. Bir başka muamma örneği vereyim. Örneğin taze çimenlere baktığım zaman yeşil bir renk algılıyorum. Eğer zihnim beynimle özdeş ise o andaki yeşil renk algımın da, ki bir zihin halidir, beynimin bir yerlerinde olması gerekmez mi? Eğer ben yeşil bir nesneye bakarken beynimi açıp bakabilseydiniz, beynimi görebilseydiniz, beynimde yeşil bir takım şeyler, yeşil beyin bölgeleri falan bulur muydunuz? Hiç sanmam. Çok saçma olur. Çok tuhaf değil mi? Ama ben yeşil bir şey algılıyorum. Zihnimde yeşil bir şeyler var. Bir yeşillik var zihnimde. Beynimde herhangi bir yeşillik yok. Beynin bir üretimi değil mi? Zihin. Üretme şeyinden bahsettim. Eğer üretiyorsa, beyin zihni üretiyorsa, bir, nasıl üretiyor? İki, bu ürettiği şey nerede? Ürettiği şeyin yeri neresi? Yeşil algımın yeri neresi? Göz ekimi olarak müdahale edebilir miyim? Ne olarak? Göz ekimi. Ha, tabii buyurun. Siz etmeyeceksiniz de kim edecek? Işınların hepsinin
farklı dalga boyutları var. Bunlar göze geldiği zaman gözün retina hücrelerinin bir kısmı batone dediğimiz, bir kısmı kon dediğimiz hücrelerdir. Bu hücreler bazıları o renklere karşı duyarlı. Bunu evrim konusunda biz arkadaşlarla paylaşmıştık. O algılayan fotoreseptör dediğimiz hücrelerde biyokimyasal olaylar sonucu elektriksel bir olaya dönüşür fotokimyasal olay. Evet. Optik sinirle beynin görme merkezine ulaşıyor. Tamam. Yani o ışık dalga boylarına göre gözde başlayıp beyinde sonlanan ama bütün olay gözün görme merkezinde renk algısı oluşuyor. Ben de ama şunu soruyorum, tamam. Farklı dalga boyları bende kırmızı, yeşil, mavi algıları oluşturuyor. Diyelim ki yeşil bir şeye bakıyorum. Gözüme falanca dalga boylu işte ışık geldi. Rolopsin hücre kimyasallarını etkiledi bilmem ne. Bir takım impulslar yarattı optik sinirimde. O da optik merkezime geldi. Güzel. Ama ben zihnimde yeşil bir şey var. Bütün bu olayda yeşil şey nerede? İsterseniz retinadan başlayın. Yeşil olan ne? Bütün bu olaylar. Tabii yani yeşillik var mı? Şey olarak görmek mümkün değil. Yani mekanlı olması gerekiyor mu acaba? Şimdi şunu söylüyorum bakın. Eğer beyinle zihin aynı şey diyorsanız ve zihinde bir şey buluyorsanız onu beyinde de bulacaksınız. Evet. Aynı şeymişler ya. Pardon. Sesinizi alamadık. Bir kez daha. Somut olan bir kavramla somut olan bir kavramı nasıl kıyaslayabilirsiniz ki? Hangisi soyut, hangisi somut? Beyin madde, o somut. Evet. Ama evet. Zihin, evet. Yani düşünce olarak algılarsa o soyut. Çünkü elle tutamazsınız, gözle göremezsiniz. Soyut demem ben ona. Onun hala nedensel etkileşimi vardır dünyayla. Dolayısıyla o da bir somuttur. Ben neye soyut derim biliyor musunuz? Pi sayısı soyuttur. Pi sayısı. Ya da 5 sayısı soyuttur. Onu ne tutarsınız, ne onun dünyayla bir etkileşim vardır, ne bir şey. Ama mesela kırmızı bir şey algılıyorsam belki ondan kaçacağım. Dünyayı etkileyen bir şeydir kırmızı renk algısı. Dolayısıyla o anlamda somuttur. Her neyse, yani soyut veya somut olsa bile fark etmez. Eğer beyin ve zihin aynı şeyse, beyinde bulduğunuz her şeyi zihinde de bulacaksınız. Ve tam tersi, zihinde bulduğunuz her şeyi de beyinde bulacaksınız, değil mi? Aynı şeymişler ya. Zihnimde yeşil bir şey var, mavi, kırmızı bir şeyler var. Beynimi açıyorsunuz, böyle kırmızı, mavi, yeşil, mor hiçbir şey bulamıyorsunuz. Peki ben kişisel olarak hocam size bir şey sorayım. Siz, yani bu tezin dualizmle monizm arasındaki seçiminizi yaptınız mı? Hayır, ben seçim yapmak için bunu söylemiyorum. Hayır. Materyalistlerin karşılaştıkları güçlüklerden bahsediyorum. Yani materyalistim ben, zihin demek beyin demektir diye göğsünüzü gere gere söylüyorsunuz ya materyalist mesela. Söyle bakalım, bunu açıkla bakalım. Ey materyalist diyorum. Hadi dualist de bunu açıklayamaz aslında. Herhalde geleceksiniz, diyalektiğe geleceksiniz. Yok. Marx, Engels. Yok hiç niyetim yok. Gelmeyecek. Hocam ben orada bir şey istiyorum. Onlardan biz çözüm çıkmaz, o da ayrı mesele. Bir şey sorabilir miyim? Mesela bu elemeci materyalistlerle aynı mı oluyor bir? Onlardan bahsedeceğim henüz gelmeyelim. O değil. O zaman maddecilikten bahsediyorsak, materyalistlerin söylediği gibi, düşünce, algı, maddenin bir ürünü, hatta işte böbrek nasıl bir ürün üretiyorsa, işte beyin de bir ürün üretiyor ve biz onu düşünce olarak algılıyoruz. Böyle mi söylemek istiyorlar? Bakın, iki görüşten bahsettim daha önce. Bir tanesi beyinle zihin aynı şeydir. Tabii beynin hep her tarafı değil, beynin zarı bilmem ne değil de, beynin bir takım bölgeleri var ya, aha onlar zihindir diyebilirsiniz. Ya da yok, beyinle zihin aynı şey değildir. Zihin başka bir şeydir ama beyin tarafından üretilen, onun ürünü olan bir şeydir derseniz. Tamam, burada da o söylendi. Bana gösterin o ürünün yerini. Beyin ne üretiyor da nereye çıkıyor? Mesela bedenim sıcaklık üretiyor değil mi? Mesela kızılötesi dalga üretiyor, onu gösterirsiniz. Bakarsınız kızılötesi hassasiyet olabilir. Bir takım bölümleri var, duygularımızın oluştuğu yer var, limbik sistem. Çok yerleri var tabii ki. Evet. Gibi. Sanıyorum işte zihin de biraz önce dediğiniz gibi beynin
bazı bölümlerinde oluşuyor, beyin oluşturuyor. Ben oluşuyor demek lafının problemlerinden bahsediyorum. Oluşuyor demek yani onun ürünü demek tehlikeli bir laftır. Onu anlatmaya çalışıyorum. Peki. Ben bakın gölgemi üretiyorum. Ama gölgem başka bir şey, ben başka bir şeyim. Şimdi eğer... Gölgenizi siz nasıl üretiyorsunuz? Işık olursa üretirim. Işık olursa ürü yapmaz. Yani siz... sayemde oluyor. Ben olmasam gölgem gölge falan olmaz değil mi? Işık olmasa artı... olmaz. Tamam canım, ışık olmasa ya da ben olmasam gölge olmaz. Yani ben de olacağım, ışık da olacak. Biz ne deriz? Gölgemin sebeplerinden biri, hı hı. Hatta günlük dilde sebebi deriz. Işık her zaman vardır, güneş her yerde olduğu için. Gölgemi ben üretiyorum. İngilizcesi cause ediyorum. Anlatabildim mi? Sebebi. Evet. Üretmek nosyonu var bir. Yani bedenle zihin arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışıyoruz ya. Diyebilirsiniz ki biri öbürünü üretiyor. Öyle mi? Söyle bakalım nerede üretiyor, nasıl üretiyor ve ürettiği şey nerede? Nerede? Yani yeri var mı bunun? Ya da hafıza. Yani nerede? Hafıza da bir zihin halidir. Hatırlama daha doğrusu bir takım. Yani bir sürü şey öğreniyoruz. Onlar çıkıyor bir yerden. Hani nereden çıkıyor onlar? Nereye gidiyor? Ben nereden çıkıyor değil, nereye gidiyor? Nerede bulacağız? Hafızamın... Neredeyiz yani? Evet. Beyinde nerede? Ya da beyin çözüldü. Siz benim dediğimi söylüyorsun. Evet, evet. Peki, tamam. Yani beyin çözüldükçe mi bunlar? Yani beynin herhalde bir yer nasıl bilgisayarı açıyoruz. Hayır. Bilgisayarın çiplerinde bütün o kodlar 0101. Hani beyinde bir yerde çözülünce daha ileri düzeyde onları mı bulacağız? Beyin elektriksel... İlerisine dair ne olacağını tabii söylemek bugünden zor ama... En azından şunu söylemenin ileride bile mümkün olmayacağını, eğer zihinle beyin aynı şey ise, nasıl söyleyeyim, zihinle beyin aynı şey ise, ilerideki nörofizyologlar, beyin bilimciler bana şunu gösterecek. Bende yeşil algısı var mesela, şu anda yeşil bir şeye bakıyorum. Beynimin neresinde o? Zihnimde yeşil, zihnimde yeşillik var. Beynimde bir yeşillik var mı? Beyninizde bir yeşillik yok. Enteresan değil mi bu? İşte onun için aynı şey değil. Sonucuna bağlamaya çalışıyorum. Doktor. Evet. Pardon, bir duymamız açısından pardon arkadaşlar. Aslında ben yani devam etmek mi istiyorum? Ama isteyen hani yapmak istersen. Sadece ilave olarak gravitasyonu biliyoruz. Onu hissediyoruz, görüyoruz. Yani bir şey düştüğünü görüyoruz ama onu elde tutabiliyor muyuz? Onun bir maddesi var mı? Pardon. Yer çekiminin, çekim gücünün bir maddesi var mı? Yer çekimi Newton dahil, Einstein dahil problem olmuştur. Yer çekimi. Daha doğrusu daha genel problem, aynı problem. Ha, problem diyorsanız ben de onu diyorum size. Problem. Aynı problem işte. Aynı yani, problem mi bilmiyorum ama. Yani şimdi ateşlemeler var biliyorsunuz sinapslara. Evet. Nörotransmitterler atılıyor. Ve 40 Hz'lik ateşlemelerle uyarıyor. Tekrar o nörotransmitterler enzimlerle geri alınıyor. Devamlı alınıp veriliyor. Ve böylece bağlar da kuruluyor. Yeşil hatta nerede? Hatta bir öğren mesela yeşili öğrenirken, yeşili iyice öğrenirken o yeşilin bağlandığı yerlerde beyin hücreleri yani bağlantılar bile artıyor ve doku artıyor yani o da tespit ediliyor. Şimdi doku artışı başka bir şey, yeşillik başka bir şey. Tamam ben yeşili öğrendim artık yani yeşil görüyorum tamam. Bu yeşil beynimde neler yol açıyor derseniz işte o dediğiniz olaylar olur. Ama o olayların hiçbirinde yeşille alakalı bir şey yok. Yeşil bir şey yok. Siz demiyor musunuz? Beyinle yani, zihin aynı şey. Özür dilerim. Bunun yanıtını vermek zorunda mıyız? Felsefe değilsek niye değiliz? Onu da açıklamak lazım. Yani tabii bir şekilde açıklayacağız herhalde. Evet. Zihninde yeşil var, beynimde yok. Bunu açıklamadan nasıl geçiştirebileceğiz? Zihin yani ve enerji mi? Hocam, o zaman kavramımız hani daha iyi konular biterse belki o zaman daha böyle sorular gelecek. Diğer başlıklar da biterse herhalde. Devam mı edelim? Tabii çünkü, çünkü çok karışacak her şey belki. Evet, daha sonra alacağız zaten soruları. Bunu geçmeden sonra şey oldu. Şimdi hocam burada nefret duyguları var.
sevgi duyguları var. Biz zihnimizle mi seviyoruz, beynimizle mi seviyoruz? Yani zihin, beynin ürettiği bir varlık oluyor. Üretme lafının tehlikelerini söyledim. Oluşturma, üretme aynı şey ama. Yani zihin, beyin tarafından üretilen bir şey ise sorunlarımız bir, nasıl üretiyor? Beynin bu üretimi yaptığı nasıl beceriyor bir? Ve ürettiği şey, o ürün nerede? Mesela ürettiği şey zihnimde olan, eğer zihin, beyin tarafından üretilen bir şey ise yeşillik mesela, yeşil algısı, yeşil sensation İngilizcesi, yani green sensation, zihnimizde tabii. Eğer bu bir ürünse, bu ürün nerede? Yeri neresi? O zaman aşkın kimyasal formülünü açıklar mısın? Ben ne bileyim canım. Ama çalışmalar var bu konuda, çalışmalar var. Sürekli aynı konuları etrafında dönüyorsunuz. Evet, isterseniz devam edeyim. Sonra evet, sevgili ederseniz en sonunda sorayım. Bir şey fark etmez doğrusu tamam, ama. Peki. Hocam bir de siz bunu savunan bir insan değilsiniz, siz bize bunların olduğunu anlatıyorsunuz. Biz hiç oyalamayalım. Ben sizin kafanızı karıştırıyorum. Evet. Bende de yok cevap yazın. Evet. Kimse de yok aslında. Aynen öyle. Evet. Bir etiketleme olmasın diyorsunuz. Evet. Evet, yani zihnimde bir yeşillik, yeşil bir şeyler var ama beynimde hiç böyle bir şey yok. Çok tuhaf değil mi bu? Eğer algıladığım yeşil renk beynimin bir yerlerinde değilse nerede o zaman? Aslında beynimi açıp da orada yeşil bir şeyler de görseydiniz bu da pek tuhaf olurdu sanırım. Bir de açıyorsunuz yeşil. Zihinde de yeşil var, beyinde de yeşil var. Aa ikisi hani. Yani o da bizi çok şaşırtırdı. Yeşillik olsa da şaşırıyoruz, olmasa da şaşırıyoruz. Zihin işte kolay bir şey değildir. Açıklanması kolay bir olay değildir. Burayı atlayalım. Kısa kesiyorum vakit şey açısından. Zihin ile beden ilişkisinin tabiatı konusunda günümüzde en popüler görüş işlevselciliktir. İngilizcesi functionalism, fonksiyonalizm. İşlevselciliğe göre bir varlığa zihin atfetmemiz için o varlığın beyin gibi spesifik bir biyolojiye sahip bir organı olması gerekmez. Zihin kavramımızın içinde mutlaka belli bir biyolojiye sahip olma yoktur. İşlevselciliğe göre. Olmadığı iddiasını şöyle bir örnekle açıklayayım. Sevgi Hanım hatırlayacaktır bu örneği Asos'tan. Yıllardır çok samimi olduğunuz bir arkadaşınızın bir gün kafası patlıyor, vücudu parçalanıyor gözünüzün önünde. Ama bu insanla siz çok samimiymişsiniz, çocukluğunuzdan beri tanışıyormuşsunuz. Yani çok sıkı fıkı arkadaşmışsınız. Ama günün birinde kötü bir şey oluyor. Bir trafik kazası oluyor mesela. Bir de bakıyorsunuz ki arkadaşınızın kafası patlıyor, vücudu parçalanıyor. Tabii feci bir şey. Siz de görüyorsunuz bunu. Bir de bakıyorsunuz ki arkadaşınızın biyolojisi normal insanlarınkinden çok farklıymış meğerse. Onun birçok iç organının bizimkine benzemediğini, örneğin kafatasının içinde beyin yerine garip, mavi, saydam, ahtapot kollarına benzer bir şeyler olduğunu görüyorsunuz. İlk beyne benzemiyor, tuhaf. Bunları öğrendiğinizde ya da gördüğünüzde ben bunca yıl bu arkadaşımda zihin var sanıyordum. Meğerse yanılıyormuşum. Yokmuş. Çünkü beyni yokmuş. Bu dersiniz yoksa demek ki başka biyolojik yapılarda da beyin olabiliyormuş mu dersiniz? Yani evet bu arkadaşımın biyolojisi meğerse çok farklıymış normal insandan. Ama şimdi yani bu arkadaşımla bu 40 yıllık şeyimiz var, ilişkimiz var. Bunda zihin yoktur demek insafsızlık olur. O zaman şey dersiniz, demek ki bambaşka biyolojilerde de bir zihin olabiliyormuş mu dersiniz? Yani bir daha söyleyeyim, böyle arkadaş uzun zaman arkadaşlık ettiğiniz biri bir gün paramparça oluyor. Biyolojisi son derece bizden farklı çıkıyor. Siz de çok şaşırıyorsunuz tabii, hiç beklemiyordunuz. Şimdi iki alternatif var. Bir tanesi şu, madem ki biyolojisi farklı demek ki zihin yok, ben aldanıyormuşum. Bunca yıl zihin var sanıyordum bunda, meğerse yokmuş demek bir. İkincisi de, olur mu canım yani bunca yıl konuştuk, ettik, şey yaptık, bu arkadaşla İşte tavla oynadık, politikadan bahsettik, bilmem kız tavlamaya gittik, bilmem ne yaptık.
Bütün bunlar zihinsiz bir varlıkta olamaz. Mutlaka bu arkadaşımda da zihin vardı. Ama demek ki farklı biyolojilerde de zihin olabiliyormuş sonucuna mı varırsınız? Eğer insafsızlık olur diyorsanız, yani bunda zihin olduğunu inkar etmek insafsızlık olur diyorsanız, o zaman zihin konusunda siz de fonksiyonalizme, yani işlevselciliğe daha yakınsınız. Meğer siz fonksiyonalistmişsiniz. Evet, bizde de böyle çıkmıştı. Sizde de aşağı yukarı evet, öyle çıktı. Evet, insani düşünce. Evet. İnsanilikten ziyade, yani insani olayım, hadi canım bunda zihin olsun demiyoruz. Düşüncelere inanmak. Yani onunla karşılıklı tabii, konuşulmuşluk var, ilişki var. Onun düşüncelerine inanıyorsunuz. Yani o, onun isterse bir uzay yaratığı olsa önemli değil sizin. Şimdi burada hümanizma ona getirmek istemiyorum. Yani bunu bir ahlak sorunu olarak koymak istemiyorum. İnsan canım falan demek istemiyorum. Zihni var mı yok mu? Şu kırmızı mı beyaz mı der gibi. Zihni var mı yok mu? Zihni var canım. Diyorsanız görevisi farklı ama zihni var demekle ısrar ediyorsanız siz fonksiyonistsiniz. Öbür türlü de olabilirdi. Efendim, bu biyolojisi olmayan hiçbir varlıkta zihin olmaz diye ısrar etseydiniz de diyecektiniz ki ya ben bunca yıl yanılıyormuşum, neyse bu insanda, bu arkadaşımda zihin falan yokmuş, ben zihin olduğunu varsayıyormuşum, gördüm ki gerçeği ha yokmuş. Bunu mu dersiniz? Sanırım çoğunluk yok var falan diyecek. İnsaf derken o anlamda, yoksa ahlaki ya bu da insan canım bunu da şey yapalım diye. O beni ilgilendirmiyor. Ahlaki boyutu ilgilendirmiyor. Zihin var mı yok mu? Var diyorsanız demek ki fonksiyonizm eğilimliymişsiniz. İşlevselciler zihnin beyin gibi belli bir organla özdeşleştirilemeyeceğini, onun yerine zihnin bir tür bilgisayar programı gibi bir çeşit girdiler çıktılar organizasyonu olduğunu söylerler. Fonksiyonistlere göre zihin olması demek belli bir biyolojiye ya da bir kimyasal yapıya sahip olmak demek değildir. Sadece adeta bir bilgisayar programı gibi şu girdilere bu çıktıları veriyorsa işte onda zihin vardır diyorsunuz. Şimdi biraz daha açayım bunu. İşlevselciliğe göre zihin gayet karmaşık bir tür bilgisayar programıdır. Beyin ise o programın üzerinde çalıştırıldığı ya da işletildiği bir bilgisayardır. İngilizcesini söyleyecek olursak, işlevselciliğe göre beyin hardware, zihin ise software. Bir bilgisayar programı çok değişik tipte bilgisayarlarda çalıştırılabilir. Örneğin ofisimdeki masaüstü bilgisayarımda da, evimdeki dizüstü bilgisayarımda da, cep bilgisayarımda da Microsoft Word ya da Excel programlarını çalıştırabilirim. İşlevselciler, insan zihnine karşılık gelen bilgisayar programının insan beyni kadar karmaşık ve sofistike herhangi bir makinede veya robotta da çalıştırılabileceği görüşündedirler. Nasıl ki ben Excel programına şöyle bir bilgisayarda, böyle bir bilgisayarda, bunlar çok farklı bile olabilir. Hepsini de çalıştırabiliyorum çünkü bilgisayar programı için bilgisayarın niteliği önemli değil. Yeter sadece o programa çalıştırabilecek sofistikasyona ve organizasyona sahip olsun yeter. Hatta ben öyle bir hidrolik bilgisayar düşünebilirim ki içinde elektronik hiçbir şey yok. Suyla çalışıyor, pompalarla, bilmem su kondansatörleriyle falan çalışıyor. O tabii koskoca inanılmaz acayip bir bilgisayar olur. Ama onda da Excel programını mesela teorik olarak çalıştırabilirim ya da çalıştırabiliyorsam demek ki bir bilgisayar programını çalıştırmak için o bilgisayarın hangi tür malzemeden yapıldığı önemli değil. Fonksiyonistler diyorlar ki zihin de böyle bir şey. Zihnin çalıştırılabileceği malzemenin önemi yoktur. Bu beyin de olur, robot da olur, makine de olur, bilmem başka varlıklar da olabilir diyorlar. Evet, işlevselciler insan zihnine karşılık gelen bilgisayar programının insan beyni kadar karmaşık ve sofistike herhangi bir makinede veya robotta da çalıştırılabileceği görüşündedir. Öyle bir makinede zihin programını çalıştıracak olursanız
Makine aynen insan zihninde olduğu gibi düşünceler, acılar, hazlar, arzular, renk algıları, can sıkıntıları, inançlar vesaire zihin hallerine sahip olabilir. O makine ya da robot silikon çiplerinden ve elektromekanik parçalardan oluşsa bile. Ama belki de robot, şöyle düşünebilirsiniz, ama belki de robotlar ve makinelerin en fazla yapabileceği şey insan zihnini taklit etmektir. Onlarda zihin falan yok. Taklit edebiliyor. İnsan zihni diyor fonksiyonist bir programdır, bir bilgisayar programıdır. Aldım şu makinede, onu çalıştırdım ve insan zihni programını çalıştırdım. O da böyle insan gibi davranmaya başladı. Ama bu acaba gerçekten onda insan zihni olduğunu mu gösterir, yoksa insanı çok mükemmel bir şekilde taklit ettiğini mi gösterir? Sofistike bir robot aynen bir insan gibi, canım acıyor, şu anda deniz kenarında olmak isterdim, çocuklarla konuşmak beni mutlu yapar, hatta ben aşık oldum gibi şeyler söyleyebilir ve bu sözlere uygun davranışlar gösterebilir. Örneğin acı duyduğunu söyleyen bir robot ah of sesleri çıkarabilir, yere yatıp kıvranabilir. Ama gerçekten bizim gibi acı duyar ya da canı bir şey isteyebilir ya da üzülebilir mi o? Belki de bütün yapabildiği, böyle zihin hallerini yaşayan bir insanın davranışlarını mükemmel bir şekilde taklit ya da simüle etmektir sadece. Biz sanıyoruz ki onda zihin var, yok. O sadece çok mükemmel bir aktör, bir taklitçi olabilir. Ben burada, pardon, bir araya girebilir miyim? Şöyle, yani zihinde bu tür hardware olarak sinir sistemini, beyni aldığımız zaman o çok da yeterli gelmiyor. Çünkü bir de bedene ihtiyaç var. Yani hani robotta şimdi algı için göze ihtiyaç var. Ağrıyı hissetmek için buradaki yaranın koz ettiği sinir sisteminde deformasyon var. Yani bunu hani robotta böyle bir şey yapmak için bir de beden uygulamak tabii ya da tamamıyla aktör mü yani program. Aman ben istiyorum ki canı acısın, acıtıyorum. Öyle bir şey yok yani. Robota da siz eller, ayaklar, işte kafa, ya göz aynı, falan o bedeni koyabiliriz. Şeyler. İnsan bedeni gibi olması da şart değil. Böyle insan bedenine benzer ya da biraz benzer. Böyle tuhaf bir şey yaratırsınız. Fonksiyonist diyor ki eğer siz bu bir defa o robotun insan beyni kadar karmaşık ve sofistike olması lazım. Çok ilkel bir robot bunları yapamaz. İnsan beyni ne yapabiliyorsa bilgisayar programını çalıştırmak anlamında o robot da yapabiliyor olacak. Ona da işte siz gerekli organları yani el, kol, parmak falan filan yaptınız. Ve insan gibi mesela sizle konuşuyor. İşte ah of bugün karnım ağrıyor diyor. Ben aşık oldum filanca kişiye ya da robota diyor falan. Şimdi bunlar gayet güzel de siz şundan emin olabilir misiniz? Bu robotta hakikaten bir insan gibi zihin mi oluşturduk? Yoksa bu robotta zihin miyin yok da çok güzel, mükemmel bir şekilde insanı taklit etme, simüle etme yok yeteneği mi oluşturduk? Taklit bunu oluşturuluyor. Yani bir aktör oluşturuluyor. Ama onlar hissedemez ki. Biz yani insan gibi hissedemeyecek. Mesela ah karnım ağrıyor bugün diyebilir. Ama gerçekten hissedecek mi o karnının ağrıdığını? Ben de onu soruyorum. Hissedemez diye düşünüyorum ben yani. İnsan gibi olamaz ki. Fonksiyonist öyle düşünmez. Fonksiyonist der ki valla insan ne düşünüyorsa, ne hissediyorsa, zihninde neler geçiyorsa, madem ki zihin dediğimiz şey bir bilgisayar programı türü son derece karmaşık. Bizim bildiğimiz adi bilgisayar programlarına tabii ki benzemeyecek. Son derece sofistike ve karmaşık olacak. Ama öyle bir programı işletebileceğiniz bir robot yaptınız mı? Evet. O işte insandan hiçbir farkı olmaz onun. Hisleri de olur, algıları da olur, duyguları da olur, inançları da olur, bilgileri de zihin olur. Zihin olacak mı? Zihin. İşte bunlar varsa zihin var zaten. Bunlar zihin halleri ya. Mesela eğer o robotta şimdi fonksiyonistler haklıysa bütün zihin halleri insandaki bütün ya da hemen hemen bütün zihin halleri olacak. Dolayısıyla zihin olacak. Fonksiyonistler öyle diyor. Yani beynin bir önemi yoktur. İlla beyin olması şart değil zihin olması için. Bambaşka materyalden yapılmış bir şeyde yaratık varlık da
Eğer yeteri kadar karmaşıksa ve organize ise ve o programı biz zihin programını onda işletebiliyorsak bizde ne kadar zihin varsa onda da vardır. Siz buna inanabiliyor musunuz? Siz kendiniz kişisel olarak yani evet gerçekten bu hissedebilirim. Sen ne düşünüyorsun sorduğuna? Üzgünüm ama sormak zorundayım yani bunu. Biliyorum sizin kabahatiniz değil de. Şimdi arkadaşa cevap vereyim mi yalnız? Ben ne düşünüyorum diye sordum evet, da. Evet. Ben doğru cevabı bilemiyorum ama Searle diye, John Searle diye bir Amerikalı şey var, şöyle zihin felsefecisi var. O mesela fonksiyonistleri yanlış bulur. Yok kardeşim. Sadece bilgisayar abstract ya da soyut bir zihin dediğim şey soyut bir bilgisayar programı falan değildir. Onu alın istediğiniz yerde işte istediğiniz değil de yeteri kadar karmaşık yerlerde çalıştırın, İngilizcesi run edin. Onda zihin vardır diyemezsiniz. Çünkü malzemenin de önemi vardır der. İlla şey de demez John Searle. İlla beyin olması gerekir de demez. Ama zihinden sorumlu insan beyninde bir takım İngilizcesini önce söyleyeyim. Causal powerlar vardır. Nedensel güçler vardır. Siz onu yaratabiliyorsanız o varlıkta onda zihin vardır. Yoksa sırf böyle bir soyut programı, bilgisayar programını nerede işte işletsek onda zihin vardır değil. Bir şey daha eklemeniz lazım. Causal power'ları da eklemeniz lazım der. Ben de buna daha yakın gibiyim sanki. Tam fonksiyonist değilim o anlamda. Pardon hocam, yani burada o zaman işlevselciler şunu söylüyorlar mı? Yani insana bağlılar. Aslında kendi kendilerine bir robot plan yapamaz, karar veremez insan gibi. Yok. İnsanın verdiği komutlara bağlı fonksiyonelistler. Yok, insan ne yapıyorsa o da yapar. İnsan yaratıyor. Taklit değil diyor. Taklit değil diyor. Taklit değil diyor. Fonksiyonelistler simülasyon değil bu diyor. İnsanın insanda ne kadar zihin varsa bu robotta da vardır. Çünkü sizin zihin dediğin şey aslında bir bilgisayar programı türü bir şey. Onu da bu robotta madem işletebilmişsiniz, sizde varsa onda da vardır. O zaman insanın evrimselleşmesine de mi karşı bir durum oluyor? Yani yok, onların yok. Düşündüğü. Yok, evrimsel mesele haline getirmiyorlar bunu. Yani ben tuttuğum laboratuvarda gayet karmaşık bir organizasyon olan bir robot ya da makine yaptım. Hı. Öyle bir makine ki bunda zihin denen bilgisayar programını çalıştırabiliyorum. Öyle mi? Farz edin ki çalıştırabiliyorum. Tamam. Onda da var zihin. Ama hocam o şey yapmadı, evrimselleşmedi bilmem ne, o bana ne evrimselleşmediyse diyor. Sen evrimselleşmek marifet mi yani diyor. Ben bunu aynen suni bir şekilde, yapay bir şekilde bir laboratuvarda yapmışım. Ne farkı var diyor. İsviçre'de de yapılmaktaymış şu anda. Öyle mi? Evet. Evet, önümüzde ilginç şeyler, gelişmeler olacak. Japonlar da çalışıyor bu konuda, insan robotları yapma konusunda. O robotlar yalnız bu fonksiyonistlerin bahsettiği robotların çok çok gerisinde. Onlar sadece simülasyon, işte ayakta duruyor, sana bardakta su uzatıyor. Onlar değil. Yani öyle bir robota baktığınız zaman, ha hakikaten ya bunda zihin vardı falan demiyorsunuz. Biraz enteresan bir makine. Şimdi devam edeyim isterseniz. Bir robotta gerçek anlamda zihin ve zihin halleri mi oluşturduk yoksa ona sadece zihin sahibi olmayı taklit yeteneği mi verebildik, bunu nasıl anlayacağız? Burada zihin felsefesindeki klasik bir meseleye geliyoruz. Herhangi bir canlıda veya varlıkta gerçekten zihin mi var yoksa sadece zihni varmış gibi mi davranıyor, nasıl anlarız? Örneğin balıklarda, böceklerde ve amiplerde acı, haz duyma, arzu, endişe, düşünce sahibi olma gibi zihinsel yetenekler var mı acaba? Hepimiz bunu düşünmüşüzdür. Hatta daha da kritik bir soru. Bu sorular hiçbir şey. Daha kritiği var. Ben kendimde zihin halleri olduğundan eminim elbette. Tabii ki kendimi tanıyorum ve bende zihin olduğuna tabii ki eminim. Ama başka insanlarda da bendeki gibi zihin halleri olduğunu nereden biliyorum? Bende zihin var, eyvallah, ama başkalarında var mı? Onlarda da birer zihin olduğu ne malum? Belki onlar aslında zihin halleri sahibi değiller de zihin halleri sahibi olmayı mükemmel bir şekilde taklit ediyorlar. Yani belki sizler, affedersiniz, birer robotsunuz, çok iyi simüle ediyorsunuz, benim gibi davranıyorsunuz bir şey yok. Ben zihin sahibiyim ama sizlerin bir tür robot olmadığınızı ne
Yani zihin sahibi olmayan bir robot olduğunuzu nereden bileceksin? Tabii sizler de bu soruyu benim ve başka insanların hakkında sorabilirsiniz. Siz de diyebilirsiniz ki hoca da zihin olduğunu ne biliyorum falan. Ve diğer insanlar da. Peki nasıl bileceğim başka insanların da benim gibi zihin sahibi olup olmadıklarını? Bunu ortaya çıkarmanın yolu ne olabilir? Benden başka insanlarda da zihin olduğunu ya da olmadığını ortaya çıkarma problemine diğer zihinler problemi denir zihin felsefesinde. The other minds problem İngilizcesi. Başka insanlarda bile zihin olup olmadığından emin olamıyorsak, hayvanlarda, amiplerde, robotlarda falan zihin olup olmadığını kesin olarak öğrenme şansımız hiç yok gibi görünüyor. Diğer zihinler probleminin daha az radikal bir versiyonu daha var. Diyelim ki siz de ben de olgun bir domatese baktığımızda onun rengine kırmızı diyoruz. Önümüzde bir olgun domates var, kıpkırmızı. İkimiz de diyoruz rengine işte kırmızı. Solmamış çimenlerin rengine ise ikimiz de yeşil diyoruz. Yani bunların renkleri konusunda dilsel bir anlaşmazlığa düşmüyoruz. Şu yeşil, bu kırmızı diyoruz iki tarafta, değil mi? Ama ne malum, belki de siz olgun bir domatese bakarken onu benim solmamış çimenlere bakarken gördüğüm renkte görüyorsunuz. Ve siz solmamış çimenlere bakarken onları benim olgun bir domatese bakarken gördüğüm renkte görüyorsunuz. Yani siz benim kırmızı dediğim rengi benim yeşil dediğim renkte görüyor ama o renge kırmızı demeye alıştığınız için ona kırmızı diyorsunuz. Ve benim yeşil dediğim rengi benim kırmızı dediğim renkte görüyor ama o renge yeşil diyorsunuz. Kısacası nesnelere baktığımızda gerçekte onları birbirimizden tamamen farklı renklerde görüyor ama ikimiz de gördüğümüz renklerine aynı ismi veriyoruz. Çünkü çocukluktan beri o ismin o renge ait olduğunu ikimiz de görüyoruz ama gördüğümüz renkler o kadar farklı ki birbirinden. Aynı isimleri kullandığımızdan iletişimde bir sorunumuz olmuyor ama etrafımıza bakarken gördüğümüz renkler son derece farklı. Bir insanın iki gözü bile aynı objeye bakarken onu tıpatıp aynı renkte görmeyebilir. Mesela ben tek gözümü kapayayım, onlar bir belli bir renge bakayım, ondan sonra öbür gözümü kapayıp öbür gözümle bakayım, ikisini aynı renkte görmem. Şöyle olamaz mı ki, yani sizlerle aramdaki renk farkı o kadar farklıdır ki, benim aslında kırmızı gördüğümü siz benim anlamımda yeşil görüyorsunuz ama ikimiz de alışmışız o renge kırmızı ismi vermeye. Dilsel bir sorunumuz yok ama renk dünyamız tamamen farklı. Böyle olamaz mı acaba? Peki durumun böyle olmadığını, ikimizin de renklere sadece aynı ismi vermekle kalmayıp onları aynı gördüğümüzü nasıl ortaya çıkarabiliriz? Bunu anlamanın bir yolu var mı? Bu sorunun cevabı kolay gibi görünmüyor. Eğer ben sizin zihninize girip de sizin zihninizden bakabilseydim, aa bu benim domatese bakarken bu insan benim yeşil çimenlere baktım renkte görüyor ya falan diye ortaya çıkarma imkanım yok. Bizler siz birbirimizin zihnine girip orada ne olup bittiğini göremiyoruz. Zaman olarak evet, nasılız? Kaç dakika var? Destek. Yani 5.5 galiba. 6'ya geliyor. 6'ya geliyor. Zihin ve bilinç arasındaki evet. Farkı kısa bir şekilde belirteyim, bitireyim. Olur. Evet, tamam. Zihin ile bilinç arasında ne gibi bir ilişki vardır? Bizim dilimizde hem zihin terimi var hem de bilinç terimi var. Bu iki kavram da var tabii. Bu iki kavram arasında ne gibi bir ilişki ya da fark var? Eğer zihin hallerimiz doğrudan ve kolay bir şekilde erişimimizde ise, yani onların farkında isek, böyle zihin hallerinin bilinçli olduğunu söyleriz. İngiliz filozoflarından John Locke, bilincin bir tür iç algı, yani insanın kendi zihninden geçenleri algılaması olduğunu söylemişti. Yani Locke'a göre ben dış dünyayı nasıl algılıyorsam kendi zihnimi de o şekilde algılıyorum. Aha buna da bilinç denir diyordu John Locke. Locke gibi Descartes da zihinde olup biten her şeyin bilinçli olduğuna inanıyordu. Descartes'a göre her düşünme bilinçli düşünmedir ve insanlar kendi düşüncelerine ve bilinçlerinin içeriğine hatasız erişime sahiptirler. İnsanın kendi düşüncesine erişememesi, kendi düşüncesini yanlış anlaması diye bir şey söz konusu olamaz. Her iki filozof da bunu söylüyor. Görüldüğü gibi bu iki filozof zihinsel olma ile bilinçli olmayı, yani zihin ile bilinci özdeşleştiriyorlar.
Descartes ve Locke için ve başka takım isimler de var tabii. Bunlar için bilinç ve zihin arasında hiçbir fark yok. Ancak özellikle Freud'dan bu yana zihinle bilincin aynı şey olmadığı görüşü yaygınlaşmıştır. Freud'a göre bazı zihin hallerimiz bilincin dışındadır, bilinç altındadır. Aslında bazı istek, düşünce ve duygularımızdan kendilerimizin bile haberimizin olmadığı görüşü Freud'un teorilerini hiç duymamış kimselerde bile vardır. Bazen "Yahu kendi duygularımı anlayamıyorum ya da ne düşündüğümü tam olarak bilemiyorum" gibi şeyler söylediğimiz olur. Demek ki kendi zihin hallerimize erişimde güçlük çekiyormuşuz. Bütün bunlar gösteriyor ki zihinle bilinç aynı şey değildirler. Görüldüğü gibi zihin daha geniş, daha kapsayıcı bir terimdir. Bilinç onun bir, nasıl söyleyeyim, alt kümesi gibidir. Bir daha dar kapsamlı bir şeydir bilinç zihine göre. Evet, teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Bu arada sorulara geçiyorum. Ben bir soru sorabilir miyim? Tabii. Şimdi hayvanlar bölümü yarım kaldı da, hayvanlarda zihin var mı diye bana mı soruyorsunuz? Evet. Ya öyle keşke bir çalışma. Bilsem de ben büyük bir çığır açsam şey, cognitive science'da olsun, şeyde olsun, zihin felsefesinde olsun. Ben sadece burada hayvanlarda zihnin olup olmadığını anlamanın çok zor olduğunu, başka insanlarda zihni olup olmadığını anlamakta bile zorluk çekiyoruz ki ben nereden bileceğim bir sinekte mesela şey var mı? Onu ben sanki size yarım kaldı hani hızlandırmak yok, yok açısından konuyu da anlıyorum. Evet. Ben diyorum ki ben sizde zihin olduğunu nereden bileceğim? Siz bana diyeceksiniz ki var canım, yemin billah diyeceksiniz, bende zihin olmaz olur mu, deli misin diyeceksiniz. Belki siz bir robotsunuz, bana bir zihni olan bir şey gibi taklit yapıyorsunuz, nereden bileceğim. Keşke sizin zihninize girebilsem de anlayabilsem, böyle bir imkanım olmadığına göre. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim, yani hemen merak ettim de. Daniel Dennett'in bir makalesi var, Kırmızının Kırmızılığı diye. Bir fikriniz var mı acaba? Tam o makaleyi orada sanki ama şöyle bir söz var. Yani bu kırmızının kırmızılığı derken bu tür belki filozoflar, evet, bu tür filozoflar sanki yanlış varsayımdan yola çıkarak bu önermeleri üretiyorlar. Dennett mi söylüyor? Evet, böyle bir cümlesi var. Yani bu kırmızının kırmızılığı derken bir, yoksa diğer konularda o biliyorsunuz biraz elemeci materyalist evet, kişilerden. Evet. Son derece zihin felsefesi konusunda önemli çalışmaları olan birisi. Çok ünlüdür, tabii. Bir de benim aklıma şu geldi. Mesela ben bir nesneye bakıyorum. Mavi ya da kırmızı. Peki bilmiyoruz. Belki ben onu mavi görüyorum ama aslında ben ona kırmızı diyorum. Tamam. Benim veya anlamında öbür kişi de mavi diyor. Tamam. Böyle anlaşılıyor. Peki ara renklere bakarken, yani bu ikisinin arasındaki mora bakarken her iki kişi de anlaşılmıyor mu? Enteresan bir soru. Yani burada kırmızı iki kişi var. Biri benim, biri evet, sizsiniz. Şuna diyoruz ki kırmızı, şuna diyoruz ki mavi. Evet. Ama ikimizin şeyi tam tersine. Renk evet, algısı tam tersine, isimler aynı. İkimiz de bu da kırmızı, bu evet, da mavi diyoruz ama tamamen tepe taklak olmuş. Diyorsunuz ki peki ara renkler, ikisinin karışımı mesela. Mor renklere ne diyoruz? Her türlü spekülasyon yapabiliriz. Onu ben mesela yeşil çimen, mesela siz benim yeşil çimenlere baktığım renkte görüyorsunuzdur. Yani benim anlamımda siz yeşil görüyorsunuzdur. Ama ikimiz de mor diyoruzdur. Evet. Ben de mor diyorum, siz de mor diyorsunuz. Alakası yok. Peki, ara renklerde bile olur. Ha, peki kör diyorum insanlarda? Yani onlar sonradan kör şey olan sorudan. Evet. Yani sonradan, yani bu mesela renk körü olan, renklerin evet, tepe taklak olduğu iki kişiden bir tanesi daha sonra kör olursa durum değişmez. Adamdır şey. Kişisel olarak merak ettim. Zihin. Teşekkür ediyoruz. Çok yararlandık. Bir de zihniyet diye bir kavram var. Yani etimolojik olarak birbirinden üremiş. İkisi arasında bir fark vardır diye bilebilir miyiz? Var. Bilebilir miyiz? Onu sormak istiyorum. İngilizcesi mesela mental, öbürü de mentality.
zihniyet, mentality. Yani ikisi aynı, etimolojik kökleri aynı. Ama anlamları ilişkili olmakla birlikte çok farklı. Mentality dediğiniz zaman, bazen Türkçe'den mentalite dediğimiz, Fransızca'dan alınma bir şeydi, mentalite. Nedir? Zihniyet dediğimiz şey. Zihin başka bir şey. Biz felsefi anlamda zihin derken bedenden farklı bir şey daha var. Onun adına zihin diyoruz. Bu nedir ve bedenle ilişkisi nedir? Zihniyet de işte düşünce biçimleri, inanç biçimleri, dinler, ideolojiler gibi. O zaman bilinci de ayırmak lazım. Zihinle bilinci Freud'dan beri ayırıyoruz zaten. Evet. Daha peki başka bir soru. Zihin hallerinin bazıları bilinçli, bazıları bilinçsiz diyoruz. Evet. Yoksa ya da alt küme gibi. Hepsi değil. Ha, hepsi evet. Zihin de hepsi bilinçli değil. Evet. Ya da alt küme gibi yani. Gibi. Bilinçsiz.